çabuk, çabuk, çabuk. Efendim, estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Hüseyin Kandulu. Doğru söyledim mi? Evet. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Aileniz selamlar yollamış. Ben de onlara teşekkür ediyorum. Özellikle, saygılarımı ileteyim. Özellikle program öncesi söylemek istedim. Yoksa buradan çıkışta bir anne fırçası yemek istemedim açıkçası. Kıbrıs'talar şu anda. Evet, Kıbrıs'talar. Şu an izliyorlar. Siz burada mısınız, Kıbrıs'ta mısınız? Evet, ben buradayım. Buradasınız. Buradayım. Efendim, şimdi ultrasonik liposuction'la vücut şekillendirme nasıl bir yöntemdir? Bu da yeni bir şey mi? Evet, bu aslında son dönemde teknolojinin liposuction'a getirdiği bir yenilik. Ancak ultrasonik liposuction yöntemi de sürekli kendini yeniliyor. Cihazlar teknolojinin ilerlemesiyle çok daha iyi seviyelere ulaşıyor. Ve biz bu yöntemle vücudu artık klasik liposuction'dan çok daha öteye, aslında ismi de high definition olan, yani vücut hatlarını çok belirgin olarak tanımlayabildiğimiz operasyonları gerçekleştirebilecek düzeye taşıdık. Evet. Hangi bölgelere uygulanıyor? Bu operasyon yüzden ayak bileğine kadar her bölgeye uygulanabiliyor. Çünkü ultrasonik liposuction cihazının çok özel, her bölge için tasarlanmış farklı probları mevcut. Küçük bir delikten girerek istediğiniz bölgedeki yağı homojen bir şekilde sadece yağ selektif olarak parçalayıp şekil verebiliyorsunuz. Erkekte six pack denen karın kaslarını ortaya çıkarabiliyorsunuz. Bayanda ise ince bir bel, dolgun bir kalça veya bacaklarda istenen herhangi bir düzeltme varsa tümü yapılabiliyor. Evet, ultrasonik liposuction diğer şekillendirme operasyonlarına kıyasla daha mı iyi? Farkı nedir? Tabii ki şöyle bir farkı var. Klasik yöntemde iyileşme dönemi, sonucun ortaya çıkması daha uzun sürüyordu. Bu işlemi mukayese ettiğiniz zaman istenmeyen sonuçlar daha minimalize. Bizler en doğru bilgiyi vermek durumundayız ki kişi de doğru bilgilensin. Bir operasyonda her şey olabilir. Tabii ki en iyi sonuç istenir ama bunları en önemli hedefimiz minimalize etmek. İşte ultrasonik liposuction yöntemi ağrı, istenmeyen vücutta şekil bozuklukları, girintiler, çıkıntılar, derinin sıkılaşamaması, uzun dönem korse giyimi gibi etkileri minimalize ediyor. Evet, böyle bir ondülasyon, hani dalgalanma evet, oluyor. Bunda daha mı az oluyor? Sistem sadece yağ selektif. Dolayısıyla derinin altında yağ homojen olarak eritebiliyorsunuz. Ve bunu aspire ettiğiniz zaman bir bütün olarak deri sıkılaşıp hiçbir dalgalanma olmadan sonucu görebiliyorsunuz. Bu en büyük avantajlarından birisi. Bu operasyondan sonra gündelik hayata hemen dönülür mü? Gündelik hayata hastalarımız dönüyor. Bir problem yaşamıyorlar. Tabii ki bunu hastaya göre değerlendirmek, eğer gerekliyse bir nekaat dönemi için istirahat önermek uygun olabilir. Neden öyle olabilir? Bunu sadece bele de uygulayabiliyorsunuz, tüm vücuda da uygulayabiliyorsunuz. Bu da operasyonun süresini, büyüklüğünü etkileyeceği için şöyle diyelim, bir gün istirahat veya üç gün istirahat bu operasyon için yeterli. Yeterli diyorsunuz. Peki bu operasyonla birlikte hangi estetik girişimler uygulanabilir, birlikte kombine? Operasyonları kombine etmek mümkün. Çoğunlukla bu operasyonla bayanlar için üzerinde duracaksak kalça estetiği veya göğüs estetiği birlikte uygulanıyor. Çünkü yöntemin sağladığı diğer bir büyük avantaj, vücuttan alınan yağların tekrar kullanabilir şekilde alınıyor olması. Dolayısıyla aldığımız yağları kalçayı şekillendirmek veya ihtiyaç varsa göğüs büyütmek, göğüs şekillendirmek, göğsün dikleşmesine katkı sağlaması için kullanmak mümkün. Karın ameliyatı ile de kombine edilebiliyor yöntem. Beli inceltip mini bir karın germe yapabiliyorsunuz. Evet. Bunları rahatlıkla imkan veriyor. Bu insanın kendinden alınan yağ kullanmak herhangi bir yerde daha mı mantıklı, daha bir iyi bir şey mi? Ben tıbbi olarak, bilimsel olarak çok inanıyorum. Buna biz otolog doku diyoruz. İnsanın kendi dokusu ile bir noktayı iyileştirmek, tamir etmek veya
gençlik güzellik vermek kesinlikle bilimsel olarak çok doğru bir şey. Diğer dolgu maddelerine göre bence ilk tercih olmalı. Ancak hep hastaya göre hareket ediyoruz. Çok minik bir şey için hastayı da operasyon odasına alıp o yağı almak mantıklı olmayabilir. Çok kaliteli dolgu maddeleri var. Bunları da işte dudak veya gözaltı için kullanabiliyoruz tabii. Evet. Peki meme estetiğinde neler yapılıyor? Dediniz ki kendi yağından dolgu yapabiliyoruz. Evet. Dediniz. Meme büyütme zor bir operasyon mudur? Meme küçültme nasıldır? Biraz da onlardan yeni yöntemler varsa hele hele onlardan evet. bahsederseniz. Şu an güncel olan ve protezle başa baş gitmeye başlayan gerçekten kişinin kendi dokusu ile memenin büyütülmesi. Bunun avantajları var. Proteze göre dezavantajları var. En önemli avantajı yabancı bir madde olmaması ve kişinin kendinin dokusunun kullanılıyor olması. Ancak dezavantajı birkaç seans gerekiyor olabilmesi. Meme büyütme estetiği ağrılı olmaması, herhangi bir süt kanallarına etkisi olmaması yönüyle ve kişinin daha 1-2 gün sonra normal hayatına dönebilmesi nedeniyle ihtiyacı olanlara önerilebilecek, pratik uygulanabilen bir ameliyat. Protez halen güncelliğini koruyor. Protezdeki en önemli nokta onaylı protezlerin, gerçekten iyi ürünlerin insan vücuduna zararı olmadığı bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmış olan ürünlerin kullanılacak olması. Bunlara özen gösterildiği sürece hasta mutlu oluyor. Burada galiba en önemli şey iyi protezlerin kullanılması. Evet. Hastaların da bunu araştırması, bakması. Artık zaten insanlar çok araştırarak geliyorlar değil mi? Evet. Yani bilinçli hasta en değerli hasta. Evet. Ben her zaman hastalarıma size şu an şunu kullanıyorum veya işte şu ürünü öneriyorum diye söylüyorum. Eskiden şöyle bir şey vardı. Hasta sormuyordu. Siz herhangi bir uygulama yapıyordunuz. Özellikle bilgi veriyorum ki hasta bu bilince ulaşsın. Yani bana şu an siz ne yapıyorsunuz? Evet. Ya bu çok önemli. Hani kişinin bilerek gelmesi sizin de işinizi kolaylaştırıyor. Evet. Bazen de tehlikeli de olabiliyor bu şey. Hanımlar her zaman tehlikeli. Hanımlara karşı çok hassas ve dikkatli olmak gerekiyor. Eğer sonuç hakkında doğru bilgi veriyor, doğru aydınlatıyorsanız hanımlar mutlu oluyor. O yüzden bütün hanımlar çok güzel, her şey bence çok ideal ama daha iyi olabilecek bir şey doğru olarak onlara aktarmak gerekiyor. Mutlaka. Evet. Mutlaka zaten. Peki küçültmede neler var? Bu da büyük bir sıkıntı. Evet, şimdi küçültmeyi aslında sınıfladığınız zaman gerçekten birinci, ikinci, üçüncü derece diye çok iri memesine sahip olan genç hastalar dahi mevcut. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken hastanın evli mi, çocuk sahibi mi veya ize karşı bir ön yargısı var mı? İz çok önemli bir nokta. Bunu çok minimal izlerle yapmak mümkün. Ancak hep söylediğim gibi hastaya göre yöntem değişebiliyor. Ha, bünyeler de farklı olabiliyor. Evet. Dikişi kabul ediyor, etmiyor değil mi? Evet. İşte tüm bunları hastaya izah etmek gerekiyor. Korktukları şey ağrı var mı? Bu ameliyatlar ağrılı değil. Artık estetik cerrahi müdahaleler o kadar konforlu ki gerek ameliyat esnası gerekse ameliyat sonrası bakımlar çok konforlu olduğu için medikal tedaviler de artık çok ileri düzeyde olduğu için hastalar bu dönemi iyi geçiriyor ama dediğim gibi çok küçük meme başından bir dikleştirmenin yapılabildiği gibi memenin altında iz bırakarak da böyle bir işlemin yapılması gerekebilir. Böyle bir gereklilik durumunda da tabii hastaya bunu izah ediyorsunuz. Evet. Bu bir sağlık operasyonudur. Evet. İri bir meme ile yaşamak aslında çok zor bir şey bir bayan için. Neyle yaşamak? İri bir göğüsle yaşamak evet. ileri dönem için çok zor. Yani gerek birçok bayan bundan şikayetçi, omuz ağrısından, boyun ağrısından, hijyenden, süt yenlerinin omuzlarda iz yapmasından, istediği çamaşırı ve istediği kıyafeti giyememekten, evet. Beden farkının ortaya çıkmasından. Bunlar çok önemli şikayetler bir bayan için. Peki şunu soracağım.
meme dikleştirme ve toparlama aynı operasyon mu bu? Şimdi meme dikleştirmede sadece bir meme başındaki sarkmayı düzeltiyorsunuz. Ama bir toparlama gerektiği zaman dokuya da müdahale etmeniz gerekebiliyor ve dokuyu küçülterek bu işlemi yapıyorsunuz. Teknik olarak minik farklar var ancak genele baktığınız zaman amaç memeyi omuzla, gövde ile orantılı bir noktaya getirmek. Bunu ultrasonik liposuction yöntemiyle eğer uygun meme ise hiçbir kesi yapmadan da ortaya koymak mümkün. Veya ultrasonik liposuction yöntemiyle sadece küçük bir kesi yaparak bu işlemi yapmak mümkün. Temel olarak amaç memeyi istenilen vücut orantısına ve bütünlüğüne eş değerde kavuşturabilmek. Bu ultrasonik liposuction, bunu ben soruyorum. Lipo lazerle aynı şey mi? Lipo lazerle, daha doğrusu lazer lipolizle arasında aslında fark var. Şöyle bir fark var. Lazer lipolizde... Bir farklılık var yani. Var, evet. Lazer lipolizde kişinin yağını vücudun kendinin atmasını bekliyorsunuz zaman zaman. Biz burada vücuda istediğimiz şekli veriyoruz. Yağı eritiyoruz vücut içinde ancak muhakkak geriye aspire ediyoruz. Dışarıya alıyoruz. Hmm. Vücut içerisinde bırakmıyoruz. Ve biraz önce ilk başta başladığımızda söylediğim vücut hatlarını belirginleştirmek bu yöntemde biraz daha rahat diyebilirim. Şunu sormak istiyorum. İkisinin makinaları da farklı. Tamamen farklı. Tamamen farklı. Farklı bir şey. Farklı. Merak evet. ettim çünkü. Farklı. Güzel bir yönteme benziyor bu yöntem. Evet. Son bir yöntem mi? Yani nedir bu? Evet. Bu yöntem şu an ya ben ilk yurt defa dışından duydum. Yurt dışından kongreden yeni döndüm. Ve Amerika'daki kongrenin ana konusu bu yöntemle vücut şekillendirmek. İşte bu yöntemle temin edilen yağların belli noktalara nakledilmesi şu an popüler bir yöntem diyebilirim. Ya ben de hem burada konuklar alıyorum hem de evet. takip ederim. Ama güzel bir yönteme benziyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler ben için. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, başarılar diliyorum. Ben de. Kıbrıs'a da çok selamlar, saygılar hem ailenize hem tüm Kıbrıs'ta bizi izleyen izleyicilerimize. Evet, Semen sihirli gibi her şeyi bir anda orada bir telaştasın. Bir telaş yanınıza doğru geliyorum. Hoş geldiniz, buyurun. Buyurun doktor bey, sizi de alayım o tarafa gelin doğru. Gelin kızlar. Hanımlar görüyorsunuz ne marifetler, siz Kıbrıs'ta da çok marifetlidir hanımlar. Ben de mutfağı çok severim. Çok meraklıyımdır. Öyle. Dikkatimi çekti. Dikkatinizi çekti. Buyursunlar biraz daha yanaşalım. Ama Semen bu ne güzel oldu biz çok bu börek. Çok sesli püslü değil mi? Sen bugün çok perişan ettin teşekkür kendini. Ederim. Paraladın. Teşekkür ederim. Sevgili kameraman arkadaşımız bir fikir verdi. Bunları böyle dedi. Kapak gibi de yapabilirsin böyle dedi. Çok güzel olmuş. Artık yaratıcılık hanımlarımıza kalmış. Semen'cim içine dondurma mı koydun? Dondurma koyduk. Tabii çok sıcak diye eridi şimdi. Profiterolü ortadan ikiye kesip içine dondurma koyup çikolata sosu döktük. Çikolata sosu da çikolatayı eritiyorsunuz. İçine birazcık tereyağı, birazcık süt tamamdır. Çikolata sosu evet. da o kadar kolay. Evet, sevgili seyircilerimize ben de küçük bir şey söylemek istiyorum. Ben yarın Mecidiyeköy'de bir büyük alışveriş merkezinde saat 1 ile 3 arası. Daha sonra karşıya geçiyoruz. Karşıda yine Kadıköy'de bir büyük alışveriş merkezinde 5 ile 7 arası oradaki bir mağazada sizlerle birlikte olacağım. Afişlerimiz var, onları takip edebilirsiniz. Güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize ve hepinize. Her şey gönlünüzce olsun. 2014'ün bitmesine az günler kala.